Gelişim psikolojisi soru çözümüyle devam ediyoruz. Yine bilişsel gelişim konusundan ilerleyeceğiz. Bakalım ne var? Yine Piaget var. Başka kim olacak? Ya Piaget ya Brunner ya Vygotsky sorusu var bilişsel gelişimde biliyorsunuz. Ki Brunner ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru kalıbını oluşturmuyor. 5 yaşındaki Burak Kayra annesiyle birlikte teyzesine gitmiştir. Yeni isimler hep böyle değil mi arkadaşlar? Burak Karya, Kayra, Eymen, Eymencan, Berk. Düşünsenize bundan 30 sene sonra ne diyecekler? Cumhurbaşkanı Eymencan, Başbakan Berk falan. Hiç uyuyor mu ağzı? Cumhurbaşkanı Süleyman olur, Mahmut olur. O isimler olur. Çocuk isimleri tabii belki 30 sene sonra insanlar bu isimlere alışmış olacaklar ama hani Kayra her zaman çocuktur. Kayra diye bir büyük olamaz. Niye bu konuya girdim bilmiyorum ama devam edelim hadi. 5 yaşındaki Burak Kayra annesiyle birlikte teyzesine gitmiştir. Teyzesinin yaptığı kekler ve böreklerden yemiş ve bütün gün çocuklarla oyun oynamıştır. Eve döndüğünde babası teyzen sana ne yedirdi diye sorduğunda Burak Kayra sadece teyzesinden çıkarken teyzesinin ona verdiği çikolatayı söylemiş. Gün içinde yediklerini hatırlayamamıştır. Nankör. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre gün içinde yediklerini hatırlayamaması Burak Kayra'da aşağıdaki bilimsel özelliklerden hangisinin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır? Bakın soru kök önemli, altı çizili. Hangisinin gelişmemiş olmasından? Burada ne vardır diye sormuyor, ne gelişmemiştir diye soruyor. Bu soru kökü bazen sizi eleyebilir ya da başkalarını elemenizi sağlayabilir. Çok dikkat edin. Teyzesine gitti. Teyzesi kekler, börekler yaptı. Çocuk yedi. Sonra ne yedin diye sordu babası eve döndüğünde. Sadece aklına çikolata kaldı. Çıkarken vermiş oldu çikolata. Çocuğun yaptığı davranışlar. Pastayı hapur hapur götürdü. Börekleri hiç sorgusuz sualsiz götürdü. Şunları yedi. Bunları yedi. En son çikolata verdi. Bunu unuttu. Çikolata aklında kaldı. Neden? Hadi şurada yine Burak Kayra'yı çizelim. Bu arkadaşlar tanıştırayım size. Burak Kayra. Yiyip içip yemedim diyen nankör şahsiyet. Buyurun bu. Ne yaptı? Son odak noktası en son baktığı gördüğü çikolata. Gerisi aklında yok. Birden fazla özelliğe çünkü dikkat edebilecek bir duruma sahip değil. O zaman burada ne var? Bir yere odaklanma var. Seçenekte odaklanma var mı? Yok. Nasıl yok? Var işte o odaktan uzaklaşma. Yani seçenekte odaklanışma yok, odaktan uzaklaşma var. Soru bize şunu deseydi. Bla 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 bla. Neden kaynaklanır? Cevap odaklaşmadan kaynaklanır. Peki gelişmeyen ne? Odaktan uzaklaşma. Odaktan yeteri kadar uzaklaşamadığı için birden fazla özelliğe dikkat edemiyor. Odaktan uzaklaştığında birden fazla özelliğe dikkat etmiş olacak. Sorunun doğru cevabı A. Tekrarlıyorum kafanız karışmasın. Soru bize hangisinin gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır diye sorması da bu durum neyle açıklanır diye sorsa odaklanma ve odaklaşmayla açıklanır diyecektik. Bu durum neyin gelişmemesinden kaynaklıdır diye soruyorsa odaktan uzaklaşma diyeceğiz. Yani şöyle düşünün. A seçeneğinde odaklaşma koydu ya da odaklanma veya odaklanmacılık. B seçeneğine odaktan uzaklaşma koydu. Şimdi burada hangisi hangi dönemin özelliği? Cevap odaklanma 5 yaşındaki Burak'ın da yaşadığı işlem öncesi dönemin özelliği. Odaktan uzaklaşma ise somut işlemsel dönemin özelliği. Soru bizde somut hangisine ulaşamamıştır diye soruyor. B'ye ulaşamamıştır diyoruz. Kafanız karışmadı değil mi? Cevabı A seçeneği diyoruz. Özelden özel akıl yürütme. İki özel durumu bir araya getirerek mantıksız çıkarında bulunmak demiştik. Bir önceki videodan hatırlıyorsunuz. Tersine çevirmede aslında odaklanmayla bağlantılı bir konudur. Tek yönlü düşünceden kaynaklanır. Çocuk merkezi düşünemez. A yönünden B yönüne doğru düşünür. B yönünden A'ya doğru düşünemez. Burak Kayra'ya soralım. Burak Kayra kardeşin var mı? Var. Adı ne? Eymencan. Peki Eymencan'ın kardeşi var mı? Yok diye cevap verebilir. Soruyu tersten sorduğunda kendisine ulaşamaz yani. Bu tersine çevirebilirlik özelliği. Bu da yok, bu da yok. Çok yönlü sınıflama ki sınıflama yapmıyor burada zaten. Korunum, miktar, sayı, ağırlık, uzunluk gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden soru bizi A seçeneğine götürecek. Vygotsky sorusu. Az önce temel bir düşüncesini vermiştik bir önceki videoda. Vygotsky'nin zihinsel gelişim kavramına göre Deniz'in babasının öğrettiği yöntemle kitapların kaplamaya başlaması kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
İlkokul 4. sınıfa başlayacak olan Deniz okul kitaplarını kaplamaya çalışmaktadır. Birkaç defa denedikten sonra pek başarılı olamayan Deniz'e babası basit bir yöntem gösterdikten sonra Deniz kitaplarını kolayca kaplamaya başlar. Bunu neyle açıklayacağız? Bir kere burada evet hepsi Vygotsky kavramı, Piaget kavramlarını koymamışız. Kimden öğreniyor Burak? Babasından öğreniyor. Babayı gözlemleyerek mi öğreniyor? Evet. Peki babası nereye oluşturuyor? Babası çocuğun yakınsak gelişim alanından bir kişi oluşturuyor. Tekrarlayalım. Bu çocuğun olgunlaşmayla olgunlaşması olsun. Bu da olgunlaşmayla birlikte tek başına ulaşabileceği nokta olsun ki Vygotsky buna doğal çizgi adını verir. Çocuğun doğal çizgisi bu. Ama çocuk kendi başına öğrendiğinden çok daha fazlasını yetişkin desteğiyle öğrenir. Çocuğun kendi başına öğrendikleriyle yetişkin desteği ile öğrendikleri arasında kalan fark bize yakınsak gelişim alanını verir. Yakınsak gelişim bölgesini verir. Burası yakınsak gelişim bölgesidir. Deniz tek başına uğraştı mı? Uğraştı. Başardı mı? Çok deneme yapmasına rağmen başarılı olamadı. Ne yaptı? Devreye kahraman babası devreye girdi. Baba ne yaptı? Basit bir yöntemle gösterdi. Deniz babayı gözlemledi ve babasından öğrenmeyi gerçekleştirdi. Yakınsak gelişim alanı. Bunlar yine Vygotsky kavramları. Bunlar içinde önemli olan içsel konuşma var. İçsel konuşma dil gelişimi kavramıdır. 7 yaşından sonra çocuklar dili artık düşünce aracı olarak kullanırlar Vygotsky'ye göre. Sessizce düşündüğümüzde kelimeleri kullanarak düşünce üretiyoruz. Yani şu anda sizin yaptığınız. Ne yapıyorsunuz şu anda siz? Ben anlatıyorum, siz de anlattıklarımı içinizden tekrarlıyorsunuz ya. Hatta şu an ben anlatıyorum, siz de anlattıklarımı içinizden tekrarlıyorsunuz. Ya'yı tekrarladınız. Şu an bunu tekrar. Bunu yapmazsan öğrenemezsin. İçsel konuşuyorsun, düşünce üretiyorsun, fikir yürütüyorsun. 7 yaşından sonraki konuşma biçimidir. Burada anlatılan çocuğun yakınsak gelişim alanıdır. 2 yaşındaki Suna, bıyığını kesen babasını görünce biri eve girmiş diyerek annesine doğru ağlayarak koşar. Bu kişinin babası olduğunu anlatmaya çalışsalar da Suna bir türlü ikna olmamıştır. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Suna'nın bıyığını kesen babasını tanımaması aşağıdaki özelliklerden hangisinin yeterince gelişmediğinin göstergesidir. Bir kere nesne sürekliliği ile ilgisini kurmayacaksınız. 2 yaşında Suna nesne sürekli özelliği kazanıldı. 1 yaş civarında büyük oranda kazanılmış oluyor zaten. Baba bir nesne değil nihayetinde. Taklit yapmıyor. Ertelemiş taklit eledik. Simgesel işlev, işaretsel işlev nesnelerin zihinde temsil yeteneği kazanmasıdır. Mesela çocuğa deyin ki, çocuğum bana bir portakal çiz. Alır size kağıda bir yuvarlak çizer. Bu onun artık portakalı zihinde canlandırdığını gösterir. Sembolik düşüncenin temelini bu oluşturur. Döngüsel tepki çocukların tesadüfen başlayıp da zamanla amaçlı hale dönüştürdükleri davranışlardır. İşte birinci döngüsel tepki vardır, ikinci döngüsel tepki vardır, ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu vardır, üçüncü döngüsel tepkiler vardır. Bunlar döngüsel tepkilerle ilgilidir. Burada ondan bahsetmemiş. Geriye kaldı kişi sürekliliği. Çocuk anne babası fiziksel görüntülerinde değişiklik yaptığında onun anne babası olduğunu anlamakta sıkıntı yaşar. Baba mesela bıyığını kesti, çocuk babasını tanımadı. Anne saçlarını sarıya boyatsa annesini de tanımayacak. Bu onun kişi sürekliliği özelliğinin kazanamadığının göstergesidir. Bir başka Piaget sorusu. Anne babasının ayrılmasına ve babasının evi terk etmesine çok üzülen Esma sık sık ağlamaya ve huysuzluk yapmaya başlar. Annesi neden böyle davrandığını sorduğunda babam ben yaramazlık yapıyorum diye bizi terk etti. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Söyle babama eve gelsin demiştir. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Esma'nın yaramazlık yaptığı için babasının evi terk ettiğini düşünmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi aklınıza özel durum özel akıl yürütme gelebilir gelmesin. Burada çünkü iki özel durum bir araya getirmiyor. Evet babanın evi terk etmesi çocuktan bıkmış olmasından da kaynaklanabilir. Burada bir mantıksız yorum yok. Ama doğru bir yorum da değil, yanlış bir yorum. Ama mantıksız mı? Mantıksız değil. Büyüsel düşünme çocuğun animizmden kaynaklanan bir düşünce özelliğidir. Örneğin ıspanak yediğinde gerçekten güçlendiğini düşünmesi, o çizgi film karakterlerinin gerçekliğini alması bir büyüsel düşünmedir. Odaktan uzaklaşma ki bundan bahsettik bol bol. Odaktan uzaklaşma iyi bir özellik. Odaktan uzaklaştıysa artık birden fazla özele dikkat edebiliyor demektir. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Paralel oyun çocukların özellikle 2-4 yaş arası dönemde bir arada oynarmış gibi gözüküp aslında bireysel oyunlar oynamalarıyla alakalı bir özellik. Oyun gelişimiyle ilgili ben merkezcilikle alakalı çocuklar aynı ortamı paylaşırlar.
Ama sadece aynı ortamdadırlar. Hepsi oyun sırasında uzaktan bakan anneleri der. Vah yavrucaklar ne güzel kaynaşmışlar. Halbuki çocukların birbiriyle alakası yok. Bu bir paralel oyundur. Ne kaldı geriye? Ben merkezcilik. Çocuk babasının evi terk etmesini, evden ayrılmasını kime bağlıyor? Kendine. Benim yüzümden. Hani ben merkezcilik şöyle yorumluyorsunuz ya. İşte ben acıkmışsam herkes bunu biliyordur. Tam olarak öyle değil. O da bir ben merkezciliktir. Kendi gördüğünü, herkesin gördüğünü düşünmesi de ben merkezciliktir. Ama şunu yapması da mesela gök gürlüyor, benim yüzümden, o da ben merkezcilik. Babam evi terk etti, benim yüzümden, yaramazlık yaptığım için, o da bir ben merkezcilik. Bu yüzden sorunun cevabı C seçeneği. Üç yaşındaki oğlu Mehmet'i kreşten almaya giden Jale Hanım, oyun salonuna girdiğinde çocukların birlikte oyun oynarken birbirini dinlemeden hep birazdan konuştuklarını görünce çok şaşırır. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre çocukların birbirini dinlemeden hep birazdan konuşmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diye soru. Aslında burada bir paralel oyun var. Ama soru bize paralel oyunu sormuyor. Neyi soruyor? Çocukların birbirini dinlemeden hep birazdan konuşmalarını soruyor. Paralel oyun buradaki çocukların birbirleriyle alışveriş yapmadan oynadıkları oyun biçimi. Demin bahsettik. Bir önceki sorudan bahsettik. Özelden özel akıl yürütme yine burada yok. Bir özelden diğer özele akıl yürütme. Sembolik oyun ki burada mış gibi yapmaktan bahsetmiyor. Canlandırmacılık, animizm, cansızlara canlı, canlılara cansız muamelesi yapmaktan söz etmiyor. Bakın arkadaşlar farkındaysanız Piaget sorularının hepsi seçenek eleyerek çözülüyor. Yani doğru cevabı aramaktan ziyade doğru cevap olmayanı bulmak bazen daha kolay olabilir sizin için. Ne kaldı geriye? Toplum monolog. Nedir toplum monolog? Çocukların birbirini dinlemeden yapmış oldukları konuşma. Nasıl yaşanıyor? Mesela iki çocuk konuşuyor. Diyor ki bir tanesi, benim babam bana dondurma aldı. Öbürü diyor ki, ben mavi arabam var, çok seviyorum. Diğeri diyor ki, ben çilekliyi daha çok seviyordum ama bana öyle aldı dondurmayı. Diğeri diyor ki, ben kırmızı ayakkabılarını da seviyorum. Biri Anya, diğeri Konya. Ne yapıyor? Dinlemiyorlar, konuşmaya odaklılar. Yani toplu monolog yapıyorlar. Nerede gözlenir? Kreşlerde, anaokullarda, günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok gözlenen bir konuşma biçimidir toplum monolog. Geçtik bu soruyu da. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Talat'ın bu sözleri aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır? Talat. Bakın arkadaşlar, işte isim gibi isim. Berkecan, Eymencan, Burak Kayra falan değil. Talat. Yani Cumhurbaşkanı Talat olur. Bu olur. Tarih eserlere meraklı olan Talat babasına arkeoloji okumak istediğini söyler. Babası bu bölümde okursa işsiz kalabileceğini, Talat bayağı büyükmüş. İşsiz kalabileceğini söyleyince Talat, eğer iş bulamazsam Avrupa'daki üniversitelerde yüksek lisans yapar, orada iş bulabilirim demiştir. Talat'ı çizelim arkadaşlar. Talat'ı çizelim. Tabii yakışıklı çizelim biraz. İsmi gayet uygun. Hatta buna biraz sakal falan da yapalım. Talat çünkü yaş olarak badem bıyık gibi top sakallı olsun. Gözlerini de çizdik. Çok çirkin oldu. İçinizde resim öğretmeni varsa affına sığınıyorum arkadaşlar. Hatta hepinizin affına sığınabilirim. Şimdi Talat ne yapıyor? Baba diyor ki arkeoloji okumak istiyorsun ama o bölümü okuduğunda işsiz kalma ihtimalin kuvvetli. Ne yapıyor Talat? Hemen zihninden bir düşünce geçiriyor. Diyor ki yüksek lisans yapar orada iş bulabilirim. Yüksek lisans yaparım ve böylelikle Avrupa'da işe girelim. Avrupa'da iş. Peki bu gerçekleşmiş bir durum mu? Hayır. Daha önceden arkeoloji okuyup da yüksek lisans yapıp Avrupa'da çalışmışlığı var mı bu Talat kardeşimizin? Öyle bir şey yok. O zaman bunu ne yapıyor? Varsayıyor. Zihninde planlama yapıyor. Geleceğe dönük bir yordamada bulunuyor. Bunlar bizi hipotetik düşünmeye götürecek. Soyut işlemsel dönemin düşünce özelliğidir hipotetik düşünme Piaget'in kuramında. Ben merkezcilik yok. Zaten ergenlikte de ben merkezcilik var ama o hayali seyirciler işte aşırı özgüven, omnipotent düşünme, kişisel efsane gibi farklı farklı özelliklere kendini gösterir. Büyüsel düşünme işlem öz dönem özelliği. Korunum somutta kazanılan bir özellik. Analojik düşünce benzerinden faydalanarak düşünce öğretmek. Bir durumu benzetirsin başka bir durumu açıklarsın. Mesela Danimarka'da hayat standartları yüksek. Bu yüzden Danimarka'da ortalama insan ömrü uzundur diyorsun.
Norveç'te de hayat standartları yüksek. O zaman Norveç'te de ortalama insan ömrü uzundur dediğinde Norveç'i Danimarka'ya benzeterek açıklıyorsun. Bu bir analojik düşünme özelliği. Analoji değil, analojik düşünce. Soyut işlemsel dönemde kazanılan bir özelliktir. Hipotetik düşünme, varsayımsal düşünme. Burada Talat varsayıyor. Eğer iş bulamazsam şunu 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 yapabilirim. Zihinde kurgulaması hipotetik düşünme. Bakalım ne diyor sorumuz. Hangisi Vygotsky ve Piaget'in zihinsel gelişim kuramları arasındaki farklardan biridir? Önemli bir soru. Piaget ve Vygotsky bizim için önemli. Vygotsky zihinsel gelişimde kalıtımın önemine vurgu yaparken Piaget zihinsel gelişimde en önemli faktörün sosyal çevre olduğunu belirtir. Sosyal çevre vurgusu gördüğümüz yerde aklımıza her zaman önce Vygotsky gelecek. Piaget'e göre bilişsel gelişimin kaynağı sosyal çevre değil, içsel süreçler. Yani biliş. Yani psikolojik süreçler, kendi çabası gelecek. A, bir fark değil, yanlış bir ifade. B, Piaget'e göre gelişimde bebeklik dönemi daha önemliyken, Vygotsky'ye göre gelişimde ergenlik dönemi daha önemlidir. Böyle bir önem arz edilmez. Zaten Vygotsky evrelerde inceleyen bir kuramcı değildir gelişimi. Vardır evreleri ama çok önemli değildir. Vygotsky zihinsel gelişimin 5 aşaması olduğunu iddia ederken, Piaget zihinsel gelişimin 3 aşamasının olduğunu söyler. Hayır, yok bu da yanlış ki Piaget'de zaten 4 aşama var. Piaget zihinsel gelişimi evreler halinde ve olgunlaşmaya bağlı olarak gerçekleşen bir süreç olarak ele alırken Vygotsky bu süreci evrelere ayırmamış ve zihinsel gelişimde sosyal unsurların etkisini vurgulamıştır. Bu ciddi bir vurgu. Ha hiç mi evresi yok? Mesela dil gelişiminde evreler var ama bu genel zihinsel gelişimde evresi var anlamına gelmez Vygotsky'nin. Piaget'e göre zeki insan kendini en iyi ifade eden insanken Vygotsky'ye göre çevreyi hızla uyum sağlayan insandır. Çevre uyum sağlama Piaget'deki zeka kavramıdır. Piaget'e göre zeka çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Burada Vygotsky'ye mal edilmiş. Bu da yanlış bir ifadedir. Soru bizi D seçeneğine götürür. Evet, Piaget ve Vygotsky'den oluşan bilişsel gelişim sorularımız da bu şekilde. Şimdi yine önemli. Her sene bir, iki sorunun geldiği, bazen bir, genelde iki sorunun geldiği ahlaki gelişim sorularına başlayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, sadece mutfağa gidin, çayınızı doldurun, suyunuzu alın ya da ne içiyorsanız onu getirin, arkaya yaslanıp dinlemeye devam edin.